Ha diyecekler ki ya Türkiye darbe yapmaya kalktılar falan. Ya tamam yaptı da. Yapabildi mi? Kaç mucize geldi? 70 mucize oluştu. 70. Her yerde mucize meydana geldi. Hükümet gayet iyi biliyor. Herkes de biliyor. Tamamı mucizedir. Mehdiyetin bereketiyle ne oluyor? Deccal'in Allah elini kolunu bağlıyor. Elini kolunu kırıyor. Bak nereye hareket etse çöküyor üstüne bela geliyor. Gidin sorun. Ve hiçbir şey yapamayacaklar. Yapamazlar. Tayyip Hoca da gönlü çok rahat olsun. İstediği gibi ilerlesin. Hiçbir şey yapamazlar. Ha kaderde olan olur ayrı. Yani takdir olan. Yani hani bu niye oldu? Hayırlı olur. Kaderde olacaklar olur. Evet. İslam ülkelerini tek tek Tayyip Hocam cesaretlendirsin. İngilizlerin devletinden korkuyor hepsi. Suudi Arabistan kralı akıl almaz korkuyor. Akıl almaz korkuyor. Ne derseler kabul ediyor. Bak seviyorum ben o insanı ama acayip korkuyor. Şimdi onun yerine yine İngilizlerin devletinin bir adamı var. Onu getirmeyi istiyorlar. Hükümet İngilizlerin devletine karşı olan bir prens var. Onun gelmesi için ağırlık koysa çok iyi olur. Şimdi isim vereceğim adamı ezmeye kalkabilir bazıları. Yani Suudiler ezmeye kalkabilir. Onun için söylemiyorum. Ama İngilizlerin devletinin adamları Suudi Arabistan'da her yerde köşe başlarında doldular. Yemen'i İngilizlerin devleti Suudi Arabistan'a bombalattı. Milyonlarca dolar para harcatıp yüz binlerce Müslümanı şehit ettirdi Yemen'de. Daha yeni şu an devam ediyor. Oluk oluk İngiliz menşeli fabrikalar bomba imal ediyor, roket imal ediyor. Suudi Arabistan satın alıyor. Kendi satın aldığı uçaklarla vuruyor. Ödü kopuyor yani diyor ki eğer sen Yemen'i vurmazsan ben seni vuracağım diyor. Korku belasına her dediklerini yapıyorlar. Korkmamaları için Tayyip Hocam bir atak yapsın. Bir kabadayılık yapsın. Bak hepsi örnek alacak. Yoksa bu korku devam edecek. Pakistan'ın ödü kopuyor İngilizlerin devletinden. Bak Kenan Evren'i gördünüz. Nasıl, ne yapacağını şaşırıyor. Abdülhamit de başladı bu olay. Şu ana kadar devam etti. Bir Atatürk karşı çıktı. Bir de Tayyip Hoca. Ondan geri birçoğu bel büktüler. Güçleri yetmedi. Yani ya yarı yarıya bel büktüler ya tam anlamıyla bel büktüler. Göster Kenan Paşa'yı. My Lord Mayor, Your Royal Highness, Your Excellencies, My Lords, Aldermen, Sheriffs, Ladies and Gentlemen, pray silence for His Excellency, the President of the Republic of Turkey. My Lord, Your Royal Highness, Your Excellencies, my lords, ladies and gentlemen. Bak kadın ne demesi gerektiğini söylüyor, görüyor musun? Yani ne konuşacağını söylüyor. Gayet soğuk bir ifadeyle aynısını söylüyor. Lords, Allahlar anlamına geliyor. Lord Allah anlamında İngilizce'de. Lords Allahlar. İlahlar.